Şimdi bakarsak 2 var, 8 var, 4 var, 8 var. 4 büyük bir sayı. Sıradaki küçük sayı yazayım. Kaç olsun? 3. Hepsinin toplamını 15 yapabileceğiz mi bakalım? 2, 8 daha 10. Buraya 5 kalır. Şimdi şuna bakalım. 9'u şuraya yazsam 15 olması için 1 lazım. 8, 1 daha 9. 15 olması için 6 lazım. İkisini topladım. 8. 15 olması için 7 lazım. Evet, her rakamı bir kez kullandık. Toplamlar da eşit oldu. A'mız 9, B'miz 7'ymiş. Toplam 16 yapar. Şimdi bakalım 1 TL'lik, pardon, 0,5 yarım TL'lik, 1 TL'lik ve 5 TL'lik paralar yeteri kadar varmış. Hepsinden en az birer tane kullanacak. 0,5 artı 1 artı 5'ten mutlaka ne olacak? 6,5 TL çıkmış olacak. Şimdi 28'den 6,5'ı çıkartırsam 22,5'ı ben kaç farklı şekilde alabilirim, ona bakacağım. Şimdi en basitinden başlayalım. Bir tane bundan alsam geriye ne kalır? 22 TL. Ne yaparım? İlkini uzun uzun göstereceğim, sonra hızlı yazacağım. Ne yaparım? 20 TL'yi, pardon, 22 TL'yi ben 4 tane 5 TL, 2 tane 1 TL yazabilirim. Değil mi? Ya da 3 tane 5 TL 15 yaptı. 7 tane 1 TL, 2 tane 5 TL, 12 tane 1 TL, 1 tane 5, 17 tane 1 ya da 0, 5 girsin, hepsini 1 yapabilirim. Gördüğümüz gibi buradan kaç tane geldi? 5 ihtimal geldi. Şimdi 2 tane alamam, 1,2'yi ne yapacağım? 0,10'da 5 ya. Tam sayı olması için 1 değil 3 tane 3 alabilirim. O zaman ne yapacak? 1,5 çıkartırsam 21'i 4, yine aynı şekilde 3, 2, 1, 0 ihtimaller var. 4 alırsam yazalım işte 1. Hani 3 alırsam 1, 5 TL ekledik, 6. Bu şekilde gidecek. 4 ihtimal buradan bakarsak hepsi düzen çıkacak. 3 olsa, 5 olsa yine aynı şekilde 4, 3, 2, 1, 0, 4 ihtimal buradan gelecek. 7 olsa yine 4, pardon, bu sefer yine değil. Eğer 7 tane olsa 3,5, 19 mu kalıyor? Şimdi 5 olsa 2,5, 20 kalıyordu. O zaman ne yaptı? 19 kaldı. Bu sefer en fazla azami 3 tane 5 TL kullanabilirim. Bu sefer 3, 2, 1, 0 diye gidecek. 4 ihtimal. Pardon, bunlar 5 ihtimaldi. 4'ten 0'a kadar. Bu da aynı şekilde gidecek. 3, 2, yani şöyle diyelim. 9 desem 3, 2, 1, 0, 4 ihtimal. 11 desem 3, 2, 1, 0, 4 ihtimal. Ta ki nereye kadar? Bir alta. 15'in altına düşene kadar. Bu da 13'te de yine aynı şekilde 13 bölü 2 6,5. Yine bunda da 4 ihtimal var. 15, 15 bölü 2 7,5 çıkartırsam 15 kaldı. Bunda da yine 3, 2, 1, 0 gidecek, 4 ihtimal var. Ama bir sonrakinde 17 dediğimde ne yapacak? 8,5 çıkartırsam 14 yapıyor. Azami en fazla 2 tane 5 TL'lik kullanabilirim. 2, 1, 0 diye gidecek bu da. Ta ki kaça kadar? Onun altına düşene kadar. 17'de de 3 ihtimal. 19'da da 3 ihtimal. 21'de de 3 ihtimal. 23'te de 3. 25'te de 3 ihtimal. Ta ki nerede? 27'de. Çünkü 27 çarpı 1,5 nedir? 13,5 çıkartırsam geriye 9 kalıyor. Artık 9 için 1 tane 5 ya da 0 tane 5 kullanabilirim. 2 ihtimal. 29 için de 2 ihtimal. 31 için de 2 ihtimal gelecek. Buna bakarsak hep bu şekilde olduğunu göreceğiz. Şimdi
ihtimalleri yazalım. Bunu yazmaya devam etmek yerine şöyle bir şey çıktı bakarsak. 5'ten kaç tane var? 3 tane. 3 çarpı 5 eşittir 15. 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 4 çarpı 5, 20. 3'ten kaç tane var? Yine 5 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 3'ten de 5 tane var. 3 çarpı 5, 15. 2'ten de 5 tane olacak. 2 çarpı 5, 10. Yani hepsini toplarsam 60 farklı sayı olacak. Cevap uzun uzun açıkladım. Ama normalde direkt bu örüntüyü fark edip de 3 çarpı 5, 4 çarpı 5, 3 çarpı 5, 2 çarpı 5 yazabiliriz. Şimdi bakalım. A3 kağıdını 2'ye bölersem A4 elde ediyormuşum. A3. A4 kağıdını da 2'ye bölersem A5 elde ediyormuşum. Bu da A4'e eşit. Şimdi bana 7'ye 10, 7 bölü 4 demiş. Şimdi bölersem 3,5 yarım yapıyor. 2 ile genişletelim. 14 bölü 8 mi yapar? Normalde A3 kağıdının maliyeti 14'müş. Normalde ne olması lazım? 7, 7, 2'ye bölmesi lazım. Ama bir de kesme maliyeti var. Artı 1 lira daha artmış. Değil mi? 8 olacak. Yani kesme maliyeti 2'ymiş. Kesme maliyeti 2. 1 buna, 1 buna gitti. Şimdi A4 normalde maliyeti 8 lira. O zaman 4, 4 bölmesi lazım değil mi? Ama kesme de 2 idi. Artı 1, artı 1 eklenecek. Yani 5'e 5 yapacak. O zaman A5'in maliyeti 5. A3'ün maliyeti zaten 14 vermiştik. Burada hani 14K'ya 8K, 7K'ya K olarak verebilirdim. Ama K'lar zaten sadeleşeceği için tam sayı olarak verdim. 14 bölü 5 yapar cevap adına. Şimdi bakalım. Şunu bulmak için M artı N'in küpünü alalım. Bu nedir? M küp artı 3M kare N artı 3M N kare artı N küp. Burada yazarsam M küp artı N küp artı 3 parantezini alırsam M kare N artı M N kare. Bu kaçtı? 9 demişti. Buna da 6 demişti. 3 çarpı 6'dan toplam kaç yapacaktır? 27. Yani 3'ün küpü. 3'ün küpü N artı M artı N'in küpü ise M artı N'i kaç bulurum burada? 3. Şimdi her iki tarafın karesini yani şöyle şunu da bakalım. M artı N 3. Şimdi şurada M'n parantezini alırsam M artı N eşittir 6 değil mi? Bunu 3 buldum. O zaman M çarpı N de 2 yapacak. Bunu da yazalım. Şimdi şuna bakalım. Her iki tarafın karesini alalım. Ne yapar? Şunu aynı zamanda M eksi N'in karesi eksi artı 4MN yazamaz mıyım? Bu da nedir? 9 karşıya ne olarak geçecektir? Eksi 4MN şu 2 değil midir? 4 çarpı 2'den 8 yani eksi 8 olarak geçecek. Buradan 1. M eksi N'in karesi 1 ise M eksi N kaç olmak zorunda? 1 cevap edin. Şimdi bakalım 20 tane tam böleni var. 20'yi 4 çarpı 5 olarak yazamaz mıyım? Tam bölenleri nasıl yapıyorduk? Asal çarpanlarına ayırıyorduk. Üstlerini bir arttırarak çarpıyorduk. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4. Üzerlerini bir arttırdım. 4 çarpı 5'ten 20 yapacaktır. Küçükten büyüğe dediğine göre yazıyorum. Ya da 2 üzeri 4 çarpı şöyle yazalım. Ya da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 olabilir. Yine çarp pozitif bölenleri 20 yapacaktır. 3'ten sonra hangi asal var? 5. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 4. Sonraki asal 2 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 4 yapacaktır. Bunların hepsinin bölen sayısı 20. Hepsini en küçük 6 tanesini çarpalım demiş. Çarptık. Bakarsam ne var? Diğerlerini çarpmaya gerek yok. Kaç tane 2 çarpanı vardır diyor. 2 üzeri 4 artı 3 artı 4 artı 3 artı 4 artı 3'ten 2 üzeri 21. Yani 21 tane 2 çarpanı varmış. Cevap Ceyhan. Çünkü tabanlar aynı iken üzerleri topluyordum.
Şimdi bakalım 6 harf, 5 harf, 6 harf, 4 harf. Toplam 41, 40, pardon, ne 40'ı? 21 harf mi yanması lazım? Her biri 2 dakika yanıyorsa 2 çarpı 21'den 42 dakika harflerin yanması. Sonra 8 dakikada kapalı kalacak. Her 50 dakikada bir tekrardan sistem başa mı dönecek? 10 saat demiş. 10 çarpı 60'tan 600 dakika yapar. 600 dakikada kaç tekrar olur? 600 bölü 50'den tam 12 sefer tekrar edecektir. Bir seferde her harf 2 dakika yanmıyor muydu? O zaman 12 seferde 12 çarpı 2'den 24 dakika her harf yanacaktır. Cevap Adana. Şimdi bakalım sayıyı 2 ile çarpıp 1 ekleyecekmişim. Asal olacakmış. 2 ile çarp 62. 1 ekle 63. 63 3 çarpı 21 asal değil. 23 2 çarpı 23 artı 1 yapacağım. 46 1 de, artı 1'den 47 asal sayıdır. Cevap Bursa çıktı. Diğerlerine de bakalım. 2 çarpı 19 38 1 daha 39 asal değil 3 çarpı 13. 2 çarpı 17 artı 1 35 asal değil 7 çarpı 5. 2 çarpı 13 artı 1 27 3 çarpı 9 asal değil. Cevap gerçekten B'ymiş. Şimdi bu iki kare farkı olduğu için şu şekilde yazamaz mıyım? X eksi A çarpı X artı A. Çünkü iki kare farkı bir eksilisi bir artılısı eşittir. 2 de pozitif dışarıya çarpan olarak alabilirim. Şu şekilde ayrılmaz mı? Şimdi iki ihtimal var. Eşit olması için ya x eksi a 2'ye eşit olacak ya da bunlar 0 olacak. Değil mi? İkisi 0 eşit olacak. Yazalım. X artı a'nın mutlak değeri 0 olacak. Buradan x'im ne olabilir? Eksi a olabilir. İhtimalleri yazıyoruz. Veya ne olabilir? X şöyle geri dönelim. X eksi a 2 olabilir dedik. Yani x'imiz, bunda da iki ihtimal var. X'imiz ya 2 artı a ya da 2 eksi 2 artı a yapacak. Da şöyle diyelim. A artı 2, a eksi 2. A artı 2, a eksi 2 yapacak. Şimdi hemen bir tablo oluşturalım. A x eşittir eksi a olabilir. Ya da x'im a artı 2 olabilir. Ya da x'im a eksi 2 olabilir. Bu da oluşacağı küme. A sıfır kümesine bakalım. A kümesine bakalım. Şimdi bakarsam a'ya eksi 1 dersem x'imiz eksi a olduğu için artı 1. Şurası x eksi a. Burası da ne yapacak? 1, eksi 1 artı 2'den 1, eksi 1 eksi 2'den eksi 3. Alabileceği değerler eksi 1, şey pardon, artı 1 ve 3'müş. Eksi 3'müş. Yazalım. Aynı şekilde 0 için uygulayacağım. 0, 2, eksi 2 oluşacak küme eksi 2, 0 ve 2 olacak. 1 için eksi 1, 3, eksi 1. Oluşacak küme eksi 1 ve 3 sadece. 2 desem eksi 2, 4, 0 oluşacak küme eksi 2, 0 ve 4. 3 elemanlı. Son olarak da 3 için bakarsam ne yapacak? Eksi 3, 5 ve 1. Yani kümemiz bu yapacak. Şimdi hepsinin birleşimini alacağım. Birleşimde aynı elemanları bir sefer yazıyorum. O zaman ne yapacak? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplam 9 elemanlı oldu. O zaman cevabım D'ymiş. Şimdi bakıyorum kaç elemanı var? 5 tane. O zaman ne yapacak? 2 üzeri 5'ten 36, şey pardon, 32 tane alt kümesi var. Şimdi bunun
Herhangi bir sayalım. Mesela 5 yarısında vardır, yarısında yoktur 6 tane. 4 yarısında vardır, yarısında yoktur. Hepsi aynı şekilde yarısında olacak, yarısında olmayacak. O zaman hepsini toplarsam kaç? 10. Bu toplam 32 değil, yarısında olup yarısında olmadığı için 32 bölü 2'den 16 ile mi çarpılacak? Yani toplam 160 yapmak zorunda. Aynı şekilde 4 elemanı var. 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümesi var. Ama eksi 3. 8'inde var, 8'inde yok. 2, 8'inde var, 8'inde yok. Yani 3, eksi 3'ü 8 kere toplayacağım. 2'yi 8 kere. 6'yı 8 kere, 10'u 8 kere. Onun yerine hepsini toplayıp 8 ile çarparım. Toplayalım, kaç yaptı? 13 mü? 13 çarpı 8'den 104. Demek ki bunun toplamı 104'müş. Arasındaki farkı soruyor. 104 eksi 160'tan eksi 56 yapacaktır. Cevap Adana. Şimdi C ile S'nin toplamı çiftmiş. Ya ikisi de çift olacak ya da ikisi de tek olacak, değil mi? İkisi aynı olacak. Çünkü çift çift toplamı çift, tek tek toplamı çift. İkisi farklıysa, yani tekse, çifte tek ya da teke çift olacak, aynı olmayacak. Şimdi bakalım, Cenk Mert'miş bu. P de Mert'miş. R de Salim'miş. Şimdi C ile S aynı olması gerekiyordu. Biri tek, biri çift gitti. İkisi tek olabilir. Tek, çift, tek gitti. Tek, çift gitti. Şimdi bunu geçtik. Biri çiftken diğeri tek olacaktı. C ile M'yi kıyaslayalım. Şu ikisi kalmıştı. İkisi tek tek aynı gitti. Biri tek, biri çift. Demek ki cevap E'ymiş. Şimdi bakalım, ardışık üçerli toplamı eşitmiş. Şuna A desem, hepsinin toplamı ne yapacak? A artı 6. Demek ki üçerli toplam A artı 6 olacakmış. Burası 6 ise buna A kalmaz mı? A artı 6 yaptı. 4 A, bu üçünün toplamı 6, A artı 6 olması için 2 olacak. Aynı şekilde üçünün toplamı 6 olması için 4 olacak. A artı 6. Şimdi bakalım, ardışık olarak 3 tanesinin toplamı 19 mu? Demek ki ardışık hepsinin toplamı 19 olması lazımmış. A artı 6 19 ise A'yı 13 buluruz. Yazalım yerine. Şimdi hiç uğraşmayalım. Şu sondakini de yazabiliriz aslında. Buraya da 2 geliyor. Bakarsam 19, 19, ardışık iki tanesinin toplamı 19 diyor. 19, 19, 38 artı 2 ve 13, 15. Bunları da toplarsam hepsinin toplamı 53 yapar. Cevap Bursa. Şimdi bakarsak hangi ihtimalle çarpışırlar? Bu A'daki olan C'ye giderse ve D'deki olan B'ye gidecek olursa ne olur? Şöyle, şu noktada çarpışmazlar mı? Eşit hızdalar çünkü. Şöyle devam etmek istiyorlar. Ya da karşılıklı A'daki D'ye, D'deki A'ya giderse şurada bir yerde çarpışırlar. İki ihtimal çarpışma ihtimalleri. Tüm durumlar ne? A gidebileceği 1, 2, 3, 4 yol var. D'nin de gidebileceği 1, 2, 3, 4 tane yok mu? 4 çarpı 4'ten tüm durumlar 16. Benim istediğim 2 tanesi sadeleşirse 8 de bir ihtimal. Cevap Ceyhan. Şimdi bakarsak B kare, diskriminant B kare eksi 4 AC'den ne yapıyor? 1 eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 0'dan küçük çıkıyor. Yani her zaman bu pozitifmiş. Doğru. Şimdi buna geçelim. X kare x'e eşitse x 0'dır. Hayır, x 1 de olabilir. O zaman q yanlış. R'de sadece tek kök x eşittir 4 olduğu için bu da doğru. Tek kök var. Demek ki 1 0 1'miş. Şimdi bana şunu vermiş. Bunu sadeleştirelim. Değilini alacağız. Ne yapacaktır? P'nin değili ve q, değilinin değili kendisi çünkü. Ve r. Veya P ise Q neydi? Birincinin değili veya ikincinin aynen yazıyordum. Yani P'nin değili veya Q ve R. Şimdi burada şunları yazacakmışım. İlk önce birincisinden başlayalım. Birincisinde üsttekinin değilini alacağım. P'nin değil, değilinin değili. Hatta şunu şöyle yapalım. P'nin değilinin değili ne yapacak kendisi? P ve Q. Bu ve R yazdık. Veya
P'nin değilinin değili yine P'ye eşit olacak. Yani buradakine P veya Q ve R. Şimdi yerlerine yazalım. 1, 0, 1 veya 0, 1. Şimdi bakarsam V olduğunda bir tane 0 olduğunda bir tane 0 olması için yeterliydi. 1, 0, 0 olması için yeterli veya olduğu için 1. O zaman 1 veya 0 kaç, neye eşittir? Tabii ki de 1'e. Şimdi gelelim ikinciye, şunda. P yerine artık üstte ne gelmiş? Q gelmiş. R'nin değili, P'nin değili. Bunu da şurada yerine yazarsam ne hale gelecektir? Q'nun değili V, R'nin değili V, P'nin değili. Veya Q'nun değili veya R'nin değili ve P'nin değili. Burada yazalım yerlerine. 1, 0, 0 veya 1 veya 0 ve 0. Bir tane 0 olması yeterliydi veya burada bir tane 1 var. Burası 0 ama bu 1 olduğu için 1'e denk olacak. Veya da bir tane 1 ise sonuç 1'di. Gelelim sonuncuya. Sonuncuda bu sefer P yerine R'nin değili gelmiş. Burada Q, burada P'nin değili. Yerlerine yazarsam yine ne yapacak? R ve Q ve P'nin değili veya R veya Q ve P'nin değili. Şimdi yazalım yerlerini. R 1, Q 0, Q'nun P'nin değili 0 veya R 1 veya 0 ve 0. Bakarsam 0 ama veya olduğu için 1 ile 1 veya burada da 0 ama 0 veya da 1'e eşittir, denktir. O zaman cevabımız Denizli'dir. 3'ü de 1 çıktı. Şimdi A, B, C 8 sayısı 66'ya tam bölünüyorsa bunu 66K olarak yazamaz mıyım? 66K'nın 66 katı. Şimdi bakarsam 66 çarpı 18 1000 188. Aynı şekilde devam edelim. 19'da çarpalım ama sonu 8 olmaz. 20 olsa, 21 olsa, 22 olsa hep sonu 8 olmuyor. O zaman şunu değiştiriyoruz. O zaman ne diyelim? 66 çarpı 23. Yine sonu 8 ile bitmez mi? 1518. Şimdi bakarsak yine devam edeceğiz. Her bir 5 tane de bir sonu ne yapacak? 8 ile bitecek. O zaman sonuncusu ne olur? 66 çarpı 148 eşittir 9768. Bana 4 basamaklı dediği için bir sonraki 5 basamaklı olacaktır. Yani 18'den 148'e kadar gideceğim. Beşer beşer artarak. 18, 23, 28, 33 ta ki 148'e kadar değerleri alabilir. Terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da ne yapacaktır? 130 bölü 5 artı 1'den 27 yapacaktır. Cevabımız Adana. Şimdi bakarsak cumartesi günü matematik peş peşe, pazar günü de matematik peş peşe var. Şimdi diğer derslerden kaç ders kaldı? 3. Bunların da dersleri peş peşe olacakmış. O zaman cumartesi günü için bir tane matematik belli. Geri kalan 3 dersten bir tanesini seçmeyecek miyim? Şimdi elimde ne var? 2 tane ders. Bir matematik, bir de başka bir ders. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Sonra baktım, dersin bir tanesini seçtim Türkçe, fizik, kimyadan. Geri kalan 2 tanesi burada. Bir de matematik var. Bunlar da kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanmayacak mı? Toplam kaç farklı şekilde sıralanır? Hepsini çarparım. 3'ün birlisi 3. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6. 36 farklı şekilde seçebilirmişim. Cevap Bursa. Şimdi bakalım üstleri topladığına göre şu şekilde çarpım halinde yazamaz mıyım? Bunu da 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri y. Aynı şekilde 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x artı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri y. Yan yana yazarsak bunları ne yapacaktır?
9 çarpı 3 üzeri x eksi 2 çarpı 2 üzeri y eşittir 8. 3 çarpı 3 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri y eşittir 26. Yok etmek için 2 ile genişletelim bunu. Ne yapar? 18 çarpı 3 üzeri x eksi 4 çarpı 2 üzeri y eşittir 16. 3 çarpı 3 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri y eşittir 26. Taraf tarafa toplarsak bunlar gider. 21 çarpı 3 üzeri x eşittir 42 yapar. Her iki tarafı 21'e bölersem 3 üzeri x eşittir 2 çıkacaktır. Yazalım burada 3 üzeri x yerine 2. 3 çarpı 2'den 6 artı 4 çarpı 2 üzeri y eşittir 26. 6 karşıya eksi olarak geçer. 4 çarpı 2 üzeri y 20 ise her iki tarafı 4'e bölerim. 2 üzeri y eşittir 5 yapar. Şimdi benden 3 üzeri x üzeri y demiş. Her iki tarafın y'inci kuvvetini alırsam ne yapacaktır? Üstün üstü konum 3 üzeri x çarpı y eşittir 2 üzeri y yapacaktır. Biz de bunu ne bulduk? 5'e eşit bulmuştuk. O zaman cevap 5 Bursa. Şimdi bakalım ikisinin arasında 15 ayakkabı diyor. Bakarsam 40 ile 70 arasında 30 derece mi var? 30 derece 15 ayakkabıysa toplam 360 derece. Yarısı 180 ayakkabı mı olacak? O zaman açının yarısı kadar oluyor. Topladım ikisini 110 derece. O zaman x artı y'ye 250 derece kalır. 250 derecenin yarısı da 125 ayakkabı da x ile y'de. Şimdi 45 tane daha satılırsa 45 eklersem ne yapacak? 170 ayakkabı yapacak. Toplam ayakkabı ya 45 ekledim toplam 225 ayakkabı mı olacak son durumda? Yani 360 derece 225 ayakkabıyı gösteriyorsa 170 ayakkabı yok muydu? 170 ayakkabı kaç dereceyi gösterir? Buradan x çapraz çarpımdan 170 çarpı 360 bölü 225 değil midir? Bunu da sadeleştirirsek kaç yapacaktır? 272 derece. Yani başlangıçta 250 dereceydi, sonra 272 oldu. Aradaki fark kaç? 22 derece artmıştır. Cevap Edirne. Şimdi bakalım 20 kişilik bir grup var. Kızlar ve erkeklerden oluşan kızlar 2 kişi fazlaymış. 18 olmaz mı 20'den 2 çıkartırsam? 2'ye böldüm 9. 9 erkek 11 kız varmış o zaman. 4'erli 5 gruba ayırmış ve bana diyor ki yalnızca kızlardan veya yalnızca erkeklerden oluşan sadece bir grup vardır diyor. Şimdi bu bilgiyi kullanalım. Bir, bu hepsi kızlardan olsun 4 kız. Bana A'da diyor ki en az birinde 2 kız 2 erkek vardır. Bakalım. Şimdi 2 kız olmaması için tek tek dağıtıyorum. Kız, 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 kız. Hepsine tek dağıttım. Kaç yaptı? 8 kız yaptı. Ama toplam 11 olması için 3 kız daha var. 3'ünü buraya veremem. Bu sefer 4 kız olur. Yalnızca kız olan birden fazla grup oluyor. Olmaz. O zaman en fazla buraya 2 tane daha verebilirim. Toplam sonuncusu erkek olacak. Toplam kaç kızı kullanmış oldum? 8, 10 tane. Bir tane daha kaldı. Muhakkak birisine vereceğim. 2 kız olacak. Geriye kalan da 2 erkek olacak. Bunda kesinlikle 2 kız 2 erkek oldu en az birinde. Şimdi diğerini erkek durumunu deneyelim. 4 erkek aynı olsun. Kalan erkekler de 2 erkek olmaması için tek tek dağıttım. Kaç yaptı şimdi? 8 tane erkek olmadı mı? Elimizde sadece bir tane erkek var. Bu bir erkeği muhakkak şu 4'ünden birine koyacağım. 2 erkek olacak. Geri kalanı da 2 kızla tamamlanacak. Yani yine 2 kız 2 erkek olan bir grup olacak. Demek ki kesinlikle doğru olan A şıkkıymış. Şimdi bakalım. N'nin mutlak değeri kendisinden büyükse n nedir o zaman? Negatif. KMN işaretlerini yazalım. N'miz negatif. Şimdi n negatifse bölüde sıfırdan küçük oluyorsa k pozitiftir yazdım. K pozitifse bölüm pozitif olması için işaretleri aynı olması lazım. M de pozitiftir. Bana k çarpı n küçüktür. M çarpı n'den demiş. Şimdi bunu da kullanabiliriz ama bunu kullanmadan da cevap çıkıyor bakarsam. Şimdi n
negatif bir sayı k pozitif. Negatiften pozitif çıkarsa yine negatif olacaktır, değil mi? Pozitif önüne eksi gelince bu da negatif, yukarısı negatif. K ve m pozitifti, toplam pozitif, yani x sıfırdan küçüktür. Şimdi buna bakalım. N negatif, m pozitif, bu da aynı şekilde yukarısı negatif yapacak, aşağısı pozitif, bu da sıfırdan küçük. Z'de k pozitif, m pozitif. Şimdi bundan pozitiften pozitif çıkarsa pozitif mi olacak, negatif mi olacak? Bana bakalım. Şimdi n negatif bir sayıysa, her iki tarafı n'ye bölersem ben, 1 bölü n ile çarparsam işaret ters dönmüyor muydu? Küçüktürken büyüktür. Her iki tarafı n'ye böldüm. K büyüktür m'ymiş. O zaman büyükten küçük çıkarsa, yukarısı pozitif, aşağısı m eksi n demiş. Pozitif eksi eksiden artı olacak. Pozitiften negatifi çıkartırsam eksi eksi artı yapar. Bu da pozitif. Z'nin pozitif olduğu için ikisinden de kesinlikle Z büyüktür. Bakalım, en büyük olan Z sadece B şıkkında var. O zaman cevap Bursa'dır. Şimdi bakarsak iki basamaklı sayılardan en küçüğü ve en büyüğü demiş. O zaman en küçük 10 bölü 99'tur. En büyük de 99 bölü 10 değil midir? İkisinin toplamını soruyor. Şimdi bakarsam nasıl yapıyorduk? Virgülden sonra iki devreden varmış demek ki. Yukarıdaki sayının aynısını yazıyorum. Demek ki 10, 10, 10 devrediyormuş. Bunun açılımı bu şekilde değil miydi? Yukarıdaki de nedir? 9,9'dur. Şimdi toplayalım. 0,10 devirle 10, 10, 10 gidecek. Basamakları eşit olsun diye ekleyelim. Bu böyle gidecek sonsuza kadar. Ben şimdi toplayayım. Bu 10, 10, 0, 0 elde var, 1, 10. Bu şekilde 10, 10, 10 gitmeyecek mi? Yani 10,001 devirli. Bu da hangi şıkta var? Ceyhan. Şimdi ilk önce telin düğmesi için, ısı için ne diyelim? Birinci kademe için 100P dersem, ikinci kademe ne yapar? %50 fazlası olduğu için 150P yapacaktır. Şimdi fan için 3 kademe varmış. Birincisine 100K dersem, ikinci kademe %20 fazla 120K yapmayacak mı? O zaman üçüncüsü 120'nin %20'si 24, yani 144K yapacak üçüncü kademede. Bu üflemesi, fanın üfleme miktarı. Şimdi bakalım, bana vermiş Ali Can Mete. Buna ikinci kademesi için 150P demiştik. Bunun birinci kademesi 100P. Bu da 150P. Şimdi buna bakalım. Fanın ikinci kademesi 120K. Üçüncü kademesi 144K. Birinci kademesi 100K demiştik. Şimdi bakalım, çarpalım. 150P, 120K, 2 saniye. Şimdi 120P ile 150K'yı çarparsam ne yapar? 18.000 P çarpı K. Bunları çarpalım. 14.400 P çarpı K. Bu da 15.000 P çarpı K. Sıfırları götürelim, işlem kolaylığı olsun. İki sıfırı götürebileceğiz. Bunda iki tane var. Yani 180 PK, 144 PK, 150 PK yaptı. Şimdi oran orantı kullanalım. 144'ü 24 saniye miydi? O zaman 180'ine bakacağım x için. İçler dışlar çarpımından x eşittir 180 çarpı 24 bölü 144'ten. Sadeleştirirsek 6, 180 bölü 6'dan 30 saniye yapıyormuş. Diğeri için de 144, 24 saniye ise 150 y'dir diyoruz. Yine çapraz çarpım. Y 24 çarpı 150 bölü 144 yapacak. Sadeleştir. 6, 150 bölü 6'dan 25 saniyede bu yapacak. İkisinin farkını soruyordu. 30 eksi 25'ten 5 saniye yapar. Cevabımız Denizli. Şimdi bakalım, veri grubunda ortanca değer nedir? A. Değil mi? Medyan A. Hepsinin toplamı ne? Bunların hepsini toplayalım. A artı B artı 64 eşittir
Aritmetik ortalamayı bulmak için 7'ye böleceğim. Kaça eşitmiş? Medyanın 2 fazlasına, yani a artı 2'ye. Bölü 1 içler dışlar çarpımından a artı b artı 64 eşittir 7a artı 14. Karşıya eksi 14 diye geçer, b artı 50 kalır. Eksi a diye geçer, 6a kalır. Şimdi a 10 ile 14 arasında olmak zorunda. Çünkü küçükten büyüğe sıralanmış. O zaman a'mız kaç olur? 11, 12 ve 13 olabilir. Şimdi a 12 olursa ne yapacaktır burası? 6 çarpı 11 olursa 66. 12 olursa 72, 13 olursa 78 yapacaktır. Çünkü hepsini 6 ile çarpıyorum. O zaman 66 olması için B'nin 16, 72 olması için 22, 78 olması 28 olması lazım. 78 olması için. Ama bakıyorum B 14 ile 27 arasında, o zaman 28 olamaz. Sadece 16 ve 22 olur. Toplam 38 yapar. Cevap Denizli. Şimdi ev ile okul arası 800 metreymiş. Şimdi yola çıkıyor. 200 metrede defterini unuttuğunu fark ediyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Geriye 600 metrelik yolu var. Şimdi buraya kadar şimdi 4 kilometre hızla gittiğini biliyorum ama önemli değil. Annesi de 6 ile gidiyormuş. 6 artı 4'ten 1 saatte ne kadar gideceklerdir? 10. Ama ne kadar, bunu çok önemli değil. Ne yapalım? 200 10'a bölersem 20 midir? O zaman 4'ün 20 katından 80 metre kız gidecek. Annesi de 120 metre gelecek. Dolayısıyla kızın okula gitmesi için geriye 680 metresi lazım. Geriye kalan yolu 5 dakikada gitmesi için diyor. Yani 5 dakika ne yapar? 5 dakika 5 bölü 60 saat değil mi? Bunu da sadeleştirsem 1 bölü 12 saat. Şimdi 680 metrede ne yapacaktır? 0,68 kilometre. O zaman ne diyorum? 0,68 kilometreyi 1 bölü 12 saatte gidiyorsa 1 saatteki hızı kaçtır diyorum. İçler dışlar çarpımından x eşittir 0,68 bölü 1,12. Birinciye aynen yazar. İkinciyi ters çevirip çarparım. 12 bölü 1'den. X'imiz kaç yapacaktır? 8,16. Yani cevabımız Adana. Şimdi bakalım. Öğrenci fiyatı %20 indirimli. Asker fiyatı %40 indirimli. Yani etiketin %80'i öğrenci, %40 indirirse %60'ı da askerler ödüyormuş. Şimdi kazak 80 TL ise 80'in %, ya da ilk önce bunu hesaplamayalım, şunu hesaplayalım. Şimdi ben fiyata, ürün fiyatına 100x dersem ne yapacak? Öğrenci 80x ödeyecek, asker 60x ödeyecek. Haliyle 80x bölü 60x a bölü b'ye eşit olmayacak mı? Buradan sadeleşirse 4 bölü 3. Demek ki a'mız 4k, b'miz 3k yazabilirmişim yerine. Aynı şey bunun için de geçerli. B artı 35'i a'ya bölersem yine 80x bölü 60x, yani 4 bölü 3 olacak. İçler dışlar çarpımından 4a eşittir 3b artı 105 yapacak. Şimdi a'ya 4k demiştim. 16k eşittir 9k artı 105. Karşıya eksi olarak geçerse 7k eşittir 105. 7 ile sadeleştirirsem k'yı buradan kaç bulacağım? 15. Demek ki a'mız 4k'dan 60, b'miz 45'miş. Burası 60, burası 45 bulduk. Şimdi bu da 60 olacak o zaman. Şu ne yapacak? 45 artı 35'ten 80 yapacak. Bana diyor ki
Asker olan Mehmet bir pantolon, bir hırka. Pantolon Mehmet asker, bir bunu alıyor bir bunu. Yani 105 lira oradan Mehmet'e. Kardeşi Nihat kazak alıyor. Kardeşi öğrenciymiş. Yani %80'ini ödeyecek. 80 çarpı 80 bölü 100'den 64 mi yapacak? Demek ki 64 de kardeşi harcıyormuş. Babası da bir gömlek alıyor. Herhangi bir indirim yok. 40 TL. Hepsini toplarsam kaç yapar? 209 cevap Edirne. Şimdi bakalım. 3 tür ağaç varmış. A türü, B türü, C türü. %60'ı A ağacıymış. Şöyle diyelim. Toplam ağaç 100x olsun. %60'ı A ise 60x A'dan. %30'u B, 30x B. Geri kalan da C. Geriye de 10x kaldı zaten. Şimdi A'nın verimi %80. B'nin verimi %60. C'nin verimi ise %100'müş. Şimdi bana diyor ki eğer 90 ağaç daha olsaydı ne olacaktı? 60x artı 90 mı? Bunun verimi yani 60x artı 90'ın verimi A'nın %80'de 80 bölü 100'ü neye ne yapacakmış? %72'si. Yani diğerini de yazalım. Diğeri de ne yapacak? Diğerlerinin verimi 30x'ti B'de. %60 verim artı %60 verim artı 10x'in %100 verimi. Bu ne yapacakmış? %72'ye karşılık gelecekmiş. O zaman bu da %28'e karşılık gelmez mi? Yani ikisini de %1'e eşitlemek için bunu 1 bölü 72 ile çarpar. Bunu 1 bölü 28 ile çarparsak hepsini ne yapacak? İki taraf birbirine eşit olacak. Şimdi sadeleştirme yapalım. Bunlar gider 4 bölü 5 kalır. Bunu da 30 parantezine alalım. 2x artı 3 çarpı 30 çarpı 4 bölü 5 çarpı 1 bölü 72 eşittir 1 bölü 28 çarpı. Bunları da şöyle sadeleştirelim. 20'ye bölelim. 3'e 5 kalır. Bu da direkt sadeleşir zaten. Ne yapacaktır? Sadeleştirirsem 5 ile 30'da 6. 1 bölü 28 çarpı 18x. 10x daha 28x. 28'ler gider. X kalır. X eşittir. Şimdi bunları sadeleştirelim. 6. 6 çarpı 4. 24. 72 ile sadeleşirse 3 mü? 2x artı 3 bölü 3x'e eşit. Bölü 1 içler dışlar çarpımından 3x eşittir. 2x artı 3. 2x karşıya eksi olarak geçer. X'i 3 bulurum. Benden A'nın başlangıçta kaç ağaç olduğunu diyor. 60 ağaç dememiş miydik? 60x ağaç dememiş miydik? Yani 60 çarpı 3'ten 180 ağaç varmış. İlk başta cevap Bursa. Şimdi bakarsak buradaki bir tane kareyi buradaki bir tane kareyi götürürsek bir tane yuvarlak bir üçgen bir kareye mi denk geliyor? Şimdi bakalım burada bir üçgen bir kare var, o zaman bu bir yuvarlığa denk geliyor. Demek ki bu küfede iki tane yuvarlak bir tane mavi dikdörtgen varmış. İki tane mavi yuvarlak üç mavi dikdörtgense üç tane yuvarlaklar için bir tane de şuradaki ne eşit olması için olacak toplam dört tane mavi cisimden olması lazım. Cevap Edirne. Şimdi bakalım. Gx eşittir k için. Yani bir sabit fonksiyon değil mi? Fx gx'e eşit. Şimdi bakalım. Eksi 6'dan artı 8'e kadar tanımlı. X şey 0 sağlayacak mı? 0 desem fx fonksiyonunda 0 bir tane görüntü. 2 tane görüntü, 3 tane görüntü. O zaman burada fx eşittir gx oluyormuş. Eğer gx eşittir 0 dersem. 1 dersem oluyor mu bakalım. 1 şurada bir yerde. 1, 2, 3, 4 yerde kesişiyor. O zaman eşit olmaz. 1'i alamadık. Sıradaki tam sayı 2. Burada tanımlı değil geçtik. Burada 1, 2, 3 görüntüsü var. O zaman fx gx olabilir. Bu da doğru. 2 yazabiliyorum. 3 yazabilir miyim? Bakalım. 1 burada, 2 burada, 3 burada görüntüsü var. Fx eşittir gx olur. Bu da doğru. 3 de yazabildim. 4 yazabilir miyim? Baktım. 1, 2 tane görüntüsü var. Ama burada sağlamadı. O zaman kaç tane yazabiliyormuşum sadece?
Cevap Bursa. 3 tane yazabiliyormuşum. K 0, 2 ve 3 olabilirmiş. Çünkü 3 tane kökü olması lazım da sadece bu noktalarda 3 kökü var. Şimdi bakalım Tarık'tan başlayalım. Tarık ilk 18.54'te aramaya başlamış. İlk 3 dakikası 18.57'ye kadar mıdır? Buradan ne kadarlıkmış? 0.6 ile çarpıyormuşum. Çünkü 6 ile 19 arası. Yani buradan 1.8 TL var. Sonra 18.57'den 19'a kadar hangisinde? Gündüz ilk 3 dakikadan sonra da mı konuşur? Yani 3 çarpı 0.4 bu da ne yapacaktır? 1.2 TL. Sonra 19'dan artık gece tarifesine geçtik. Toplam 20 dakika diyordu. 6 dakika burada. 14 dakika yani 19-14'e kadar burada mı konuşacak? Gece tarifesi. Yani 0.1 ile çarpacağım. 14 çarpı 0.1'den 1.4 TL'de buradan toplam kaç yaptı? 4.4 TL. Şimdi Tarık değil Merve'ye bakalım. Merve ne yapmış? 19.12'de aramış. 19.12'den 19.15'e kadar ilk 3 dakikasını ne yapacak? Gece tarifesiyle 0.2'den konuşacak. Yani 3 çarpı 0.2. Bu da ne yapar? 0.6. Sonra x dakika konuşmuş. Ne kadar konuştu bilmiyoruz. Bunun da 3 dakikadan sonra gece tarifesinde 0.1 ile mi çarpması lazım? X çarpı 0.1 olması lazım. Toplam aynı ücret ödediğine göre bu da mı 4.4 olması lazım? Şimdi 4.4'ten 0.6'yı çıkartırsam 3.8 mi yapar? Demek ki ben x'i 0.1 ile çarpmışım. 3.8 bulmuşum. O zaman 3,8'i 0.1'e bölersem x'i bulmaz mıyım? Virgüller gider ne olur? 38 yapar. Demek ki x 38'miş ama şurası 38. 3 dakikada önceden ilk 3 dakikalık konuşma vardı. İkisini toplarsam toplam 41 dakika konuşmuştur. Merve, Tarık 20 dakikaydı. Aradaki fark 21 Adana. Şimdi bakarsak bunlar birinci satırdaki elemanların çarpımı demiş. Çarpalım. A'mız 2 üzeri x olsun. Çünkü bunlar hepsi 2'nin kuvvetleriymiş. Y olsun. Şimdi üsttekilerin çarpımı 2 üzeri x çarpı. Tabanlar aynı. Üstleri toplarım. 2 üzeri 5 yapmaz mı? Alttakilerde B'ye 2 üzeri y demiştik. Üstleri topladım. Eksi 1 bu artı 1 birbirini götür. Bu da 2 üzeri 5 yapar. Neye eşitmiş? Herhangi bir pozitif tam sayının 3. kuvvetine. Değil mi? Buna da ne diyelim? K'nın küpü diyelim. Şimdi bunlar giderse 2 üzeri x bölü 2 üzeri y eşittir k küp mü olacak? Yani x ile y arasındaki fark 3 olmak zorunda. Değil mi? Hani 2'nin kuvveti olarak alıyoruz ya 2'nin küpü diyelim. En küçük dediği için 2 aldım. Eğer en küçük demeseydi 4'ün küpü alırdım mesela. En küçük dediği için 2'nin küpü aldım. Tabii yine 2'nin kuvveti alacağım. Şimdi bakıyorum. X ile Y'nin farkı 3 olması lazım. Şimdi X yerine 1 yazarım ama farkı 3 olması lazım. Y yerine 1 yazarsam X 4 olacak ama 4 var. 1 yazamadık. 2 yazsam 5 olacak. 5 var. Yazamadım. 3 yazamam zaten burada var. 4 yazamam var. 5 yazamam var. O zaman Y yerine en az kaç yazabilirim? 6. O zaman farkı 3 olması için X kaç olabilir? 9. O zaman ikisinin toplamı olacak. A çarpı B'yi soruyor çünkü. X'im 9'muş, Y'im 6'ymış en az. O zaman A çarpı B eşittir 2 üzeri X çarpı 2 üzeri Y'den. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 6 değil mi? Bu da neye eşittir? 2 üzeri 15 cevap Denizli. Şimdi bakalım bunu payda eşitleyelim. Ne yapar? Kök ne? M artı kök N bölü kök M çarpı N olmaz mı? Şimdi bunu da içler dışlar çarpımı yaparsak ne yapar? Kök M artı kök N eşittir 3 kök M çarpı N. Her iki tarafın karesini alalım. Ne yapacaktır? M artı N artı 2 kök M N eşittir 9 M N. Şimdi bana M artı N'yi ne demiş? MNX demiş. O zaman bunun yerine MNX yazarım. Şimdi benden kök MN'nin X türünden değerini sorduğuna göre
MN'yi tek başına bırakmaya çalışalım. Ne yapalım? Şunu karşıya atalım. Eksi olarak geçmez mi karşıya? O zaman 2 kök MN eşittir 9 MN eksi X MN. MN parantezini alırsam ne yapacaktır? 9 eksi X. Her iki tarafı MN'ye bölelim. Bunu kök MN çarpı kök MN olarak yazabilirim değil mi MN'yi? Sadeleşir. Ne kaldı? 2 bölü MN'nin kökü eşittir 9 eksi X. Şimdi bölü 1 içler dışlar çarpımından MN'nin kökü ne yapacaktır? 2 bölü 9 eksi X. Zaten ben de onu arıyordum. Cevap Ceyhan. Şimdi bakalım bu tam ortada. Bana buradan bir BE üzerindeki bir noktaya gelip buraya gelip en kısa üçgenin alanın çevresini soruyor. En kısa olması için. O zaman P'nin simetriğini almaz mıyım? Yani şöyle. Şuraya gelmez mi? En kısa olabilmesi için şunun doğrusal olması lazım. Demek ki K noktası burasıymış. Şimdi bakalım şu tam ortadan ikiye ayırdığına göre X dersen burası da X. X simetriğini aldım çünkü bu şekilde olmayacak mı? Altıgen düzgün altıgen bir kenarı 2X'miş demek ki burası da 2X. Karşılıklı kenarları paralel bunun. Bakarsam bana şunun oranını soruyor. Bakarsam ne yapacaktır? Pardon bunun hepsine oranını soruyor. Bakarsam bunun oranı 2 katı değil mi? O zaman burası P ise burası 2P yapacak. Yani P'nin 3P'ye oranını soruyor. Bu da ne yapar? 1 bölü 3 cevap Ceyhan. Şimdi Ahmet DF ile FC birbirine eşitmiş. 8 birimmiş. CE ile EB birbirine EB birbirine eşitmiş. 6 birimmiş. Şimdi ilk önce F'ye gelmiş. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10. Sonra buraya gitmiş. Bakarsam AG'ye 3 diyor. AG 3 ise burası hepsi 8'di. Buraya 5 kalmaz mı? Şu kısım 3 ise bu da 3 çünkü. 6, 6 ise 12. O zaman burası da 12. 5, 12, 13 üçgeni. Bana toplam yolu soruyor. 10, 13 daha 23'tür. Cevap Denizli. Şimdi bakarsak 13, 13, 10. İkiz kenar üçgen olacak kapattığımda. O yüzden bir yükseklik indirsem ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. 2 eş parçaya böler. 10 ise 5 5 yapacak. Şimdi 5 12 13 üçgeninden özel üçgen yükseklik 12 mi yapacak? Ama bir de tahtanın bloğun kalınlığı var. Bir birimde o toplam kaç birim yapacak? 13 birim D doğrusuna olan uzaklığıdır. Cevap Denizli. Şimdi bakıyorum bir ABC üçgeninden bahsetmiş. Herhangi bir kenarı 7 olsun demiş. Çevresi en az kaç olur? Diğer iki kenarının toplamı 3. kenardan büyük olmak zorunda değil mi? O zaman en az kaç olabilir diğer ikisinin toplamı? 8. O zaman çevresi en az 8 artı 7'den 15 olabilir diyoruz. Cevap Denizli. Şimdi bakarsak ağaçlar 13 birim uzunluğundaymış. 1 birim yüksekliğinden kırılmış. O zaman şuradaki 12 birimlik kırılmış mıdır? Yani şurası 12'dir. Bana 60 derecelik açıyı yaptığını söylüyor. Yani şurası 60 dereceymiş. Dik çizersem 30, 60, 90 üçgeninden 12 ise yarısı 6 mı yapacak şu uzunluk? Burası da 1'di zaten. 1, 6 daha 7. Hepsi 13 olması için eşit ağaçlardı. Buraya da kaç kalacaktır? 6. O zaman DB üssü uzunluğunu 6 bulurum. Cevap Denizli. Şimdi bakalım. Şuralardan birer tabana paralel çizelim. Tam ortası 3 tam 3'e bölmüş değil mi? O zaman şu uzunluğa x dersem ne olacak? 1'e 2'den 2x. Burası da 1'e 3'ten bu tabanda 3x mi yapacak? 3x de burası da x'tir. Bana şey diyor. FE ile ED'nin oranı. FE ile ED'nin oranı x ile 3x'in oranına eşit değil mi? Artı KL ile DK'nın oranı 2x ile yine 3x'in oranına eşit değil mi? Bu da ne yapacaktır? 3x bölü 3x'ten x'ler gider 1 yapar. Cevap Adana. Şimdi bakalım
bu şekilde açıldığına göre şöyle açalım. Şimdi burası S ise burası da S'tir. Şöyle bölelim. Bana ne demiş? DBC'nin alanını 11 bölü 6 ile çarpınca ABDC. Yani şuna 6A dersem 6'lar gidecek. 11A mı yapacak bu da? Burası 6A. Hepsi 11A yapacaksa buraya 5A kalır. Şimdi bakarsam şu alan 2S artı 6A. Bu alanda 5A mı? Bakarsam yükseklikler aynı, tabanı 1, bunun 2 katı. O zaman 2 ile çarparsam bu 10A'ya eşit değil mi? 6A eksi olarak geçer. 2S eşittir 4A ise S'i buradan ne bulurum? 2A. Demek ki şuraya çizelim şunu. S 2A'ymış. 2A, 2A. Bunlar da birbirine eşit. Bu da 2A olmayacak mı? Şimdi hepsinin toplamı şurada toplayalım. 15A. Şurası 6A yaptı. Buraya 9A mı kaldı? Hepsi 15'ti. Demek ki 6'ya 9'muş ki 6A'ya 9A ayrılmış. Benden BD'yi istiyor. Cevap Denizli 9. Şimdi bakarsak BB demiş köşegen. FC üssüye dik. Bu da C üssü simetriğini aldığım noktaydı değil mi? Yani şurası, şurası dikmiş. Demek ki bir deltoid oluşmuş. Şuraya x, x desem y, y olacak. Şurası da 2'ye, burası 2'ye ise burası da 2'ye. Çünkü üstüne katladım. Burası ile burası birbirine eşit. Aynı şekilde burası ile de bu eşit. Eşkenar dörtgen olduğu için burası da 2x, x artı 2'ye, burası da x artı 2'ye yapacak. Aynı şekilde bakarsam hem dik hem de ikizkenar üçgen, bu da aynı şekilde x artı 2'ye yapmayacak mı? Burası da ikizkenar üçgen yaptı. Şimdi şuraya A dersem burası da A. Yükseklik ikizkenar üçgen aynı zamanda açıortaydır. 2A. Bunu katladığım için burası da eşit olacak. Burası da 2A. Şimdi şu DB köşegen olduğu için burası 3A ise burası da 3A olması için buraya 2A kalacak. Şimdi söylediklerine bakalım. ABC üssü açısı yani 2A eşittir C. B, F açısı 2A. Doğru mu? Evet. ABC üssü açısına 2A demiştik. D, B, F açısı A çarpı 2, 2A. Bu da doğru. Yine 2A açısı neye eşit demiş? ADC. A, D, C. Şu karşılıklı açılar birbirine eşit olmayacak mı? Burası 6A ise burası da 6A yapacak. Yani 6A eksi DBF, DBF açısı A, 2A 5A'ya eşit değildir. Bu yanlış. Cevap 1 ve 2 Denizli. Şimdi bakalım bana dik prizmanın hacmine 3000 demiş. Hacim bu kapatılmış hali nedir? Alt taban çarpı yükseklik. Şuna H diyelim. Taban alan çarpı yükseklik hacmi veriyordu. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanın alanıdır. Şunun alanı. Çarpı prizmanın yüksekliği neyi vermesi lazım? Hacmi 3000'i. Sadeleştirirsem 10, 150. Her iki tarafı 150'ye bölersem H tek başına kalır. Buradan H'ımız 20 miymiş? Demek ki yükseklik 20'ymiş. Bana EG arası uzaklığı soruyor. Yani şurayı soruyor. Şimdi şuna da şunun üçgenin yüksekliğine de K diyelim. Şurası 3, 4, 5 üçgeninden 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katından 25 mi yapacak bu da? Şimdi şu alan 15 ile 20'nin çarpımı eşittir K ile 25'in çarpımına eşit olmayacak mı? Her iki tarafı 25'e bölersem K'yı bulurum. K eşittir. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. K 12'ymiş. Şu yükseklik 12'ymiş. Bu yükseklik de 12. Burası 20. 12 artı 20 artı 12'den E ile G arası uzaklık kaç yapacaktır? 44. Cevap Ceyhan. Şimdi bakarsam şurası 6 değil mi? Ayrıtı 6'ymiş. Şurası 4. Aynı şekilde burası da 4. Çünkü 2 ise 4.
Şu uzunluk ne yapacak? 90 derece çünkü. 4'ün karesi ile 6'nın karesinin toplamı değil mi? Şurası da diktir. O zaman şu uzunluk ne yapacak dilinin uzaması gereken? 4'ünün karesi ile bunun karesinin toplamı, yani 4'ünün karesi artı 4'ün karesi artı 6'nın karesinin karekökünün karesi eşittir x diyelim. X kare ne yapar? 16 artı kareler karekökü götürecek. 16 artı 36 eşittir x kare. X kare buradan 68 yapacaktır. Her iki tarafı köke alırsam bu 4 çarpı 17 değil mi? X kurtulur. 4 de 2 olarak çıkar. 17 içeride kalır. Cevap Edirne olur.